hoş geldiniz arkadaşlar. Ben kahvaltımı yaptım. Türk kahvemi de içtim. Biliyorsunuz ki Türk kahvemi içmeden asla evden çıkamıyorum. Bugün bilin bakalım nereye gidiyorum. Tabii ki de artık Tuğba'ya demiyorum. Miralinda ve Mert Aslan'a gidiyorum diyebilirim arkadaşlar. Hatta geçen gün Tuğba ile mesajlaşırken dedim ki Tuğba'ya iki tane kalp gönderdim. Dedim ki bir tanesi Miralinda'ya, bir tanesi Mert Aslan'a. Artık sana kalp yok dedim. Aşk olsun arkadaşım diyor. Eskiden bütün kalpleri sana yolluyordum dedim Tuğba dedim. Bundan sonra ikisine yolluyorum dedim. Neyse bugün Mert Aslan'ı görmeye gidiyoruz arkadaşlar. Minnoş'u doğdu. Bugün galiba bir aylık oldu. Dün bir aylık olmuştu. Evet. Şimdi Tuğba'lara bugün annemle birlikte gideceğiz arkadaşlar. Ben hazırlandım. Birazdan çıkacağım evden. Annem de oradan çıkacak. İzban'da buluşacağız ve oradan birlikte gitmeyi düşündük. Öyle yani bakalım şimdi hem Tuğba'nın yeni evine hiç gitmedim hem de Mert Aslan'ın doğmasını bekledim açıkçası. Yani bir türlü fırsat da olmadı. Onların da işleri vardı zaten evde bir sürü. Taşındıktan sonra da uğraştılar. Ondan sonra dedim ki en sonunda artık Tuğba ben sana geliyorum dedim. Bayramda girmeden araya artık gideyim göreyim bebişi. Özledim de Tuğba'mı. Vallahi çok sık görüşemiyoruz. Çok özlüyoruz birbirimizi. En son bize onlar gelmişlerdi. O zaman Tuğba daha yeni hamileydi yani 4 aylık falandı galiba. O zamandan beri de görüşmedik. Sürekli telefonda konuşuyoruz işte. Mert Aslan'ın fotoğraflarını falan gönderiyor bana ama bir canlı canlı da Minnoş'u mıncıklamak istedim açıkçası. Bir de benim Minnoşlarım var arkadaşlar. Size onları göstermek istiyorum şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar. Bizim bir tane cikletimiz zaten var biliyorsunuz. O burada. Bir de böyle küçük Minnoşlarım oldu benim. Bakın. Civciv aldım arkadaşlar. Civciv. 2-3 gündür böyle benimle birlikteler. Pazara gittim geçen gün. Dayanamadım. Her sene klasikleşen benim böyle çocuk gibi civciv almalarım var. Ama çok tatlı değiller mi? Birazcık buraya çıkardım böyle. Şurada kahvaltı yapmıştık. Burada kırıntılar vardı birazcık. Onları falan yemişler. Biraz da batırmışlar tabii her tarafı. Pislemişler. Ama çok tatlılar. Kutuya koyuyorum. Kutuda bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle sularını da böyle koydum. Minnoşlar gelin 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 gelin. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Kaç gündür size göstermek istiyorum. Bir türlü video başlatamıyordum. Bakın Sunu su içiyor bakın. Nasıl su içiyor. Bugün bunlara darı aldım arkadaşlar. Darıyı böyle ezdim. O şekilde vermeye çalıştım. Bakalım inşallah bizimle birlikte büyürler. Biraz daha büyüyünce de ben bunları tutamayabilirim. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Annemlerin bahçe var. Belki oraya götürürüm. Oh kırıklarımızı yiyin hadi bakalım. Ben şimdi evden çıktım arkadaşlar. İzban'a geldim. İzban da arkamdan geliyor. Şimdi ben buna bineceğim. Annem de bir sonraki duraktan binecek. Cikletten kaldı bu da. Şimdi Halkapınar'dan da bir aktarma daha yapacağız. Otobüse bineceğiz. Ben normalde maske takmıyorum artık. Bıraktım maske takmayı ama İzban'da takıyorum arkadaşlar. Çok kalabalık İzban. Bir de kapalı bir alan olduğu için takıyorum yani. Hala çok kalabalık değil mi şu anda? Otobüse de bindik anne. Sonunda. Ay bakalım şimdi gidiyoruz. Buradan sonrası yakın zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz Tuğba Bornova'da oturuyor. Otobüsten sonra yakın yani. Bakın ben nereye geldim. Burada küçük bir aslancık varmış. Aa, burada da bir ayrancı. Ayrancı bir kızça var burada. Mira. Hani bana ayran? Mira. Ayranı çok mu seviyorsun? Aslan. Aslan diyor. Bak aslan. Nerede aslan? Ay, aslancık uyudu ya Mira. Aslan uyudu mu? El salla bakalım. Kameraya el salla. Hadi. Şöyle yapıyor. Evet Mira göster şimdi. Hani tavşan nerede? Tavşan. 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 Tuşu. Çok güzel turşu diyor. Evet. Oo, bunlar aslanın arabaları mı olacak büyüyünce? Aslan mı oynayacak bunlarla? Tarak. Tarak buldu. Neler var bu sepette neler değil mi?
Oh. O ne Mira? Ayı. Ne ayı mı? Oo ama hepsini dağıttın. Öyleydi. Evet. Bak ayı. Ay evet, bir tek senin bir tane köpeğin vardı. O nerede? Bebek var. Hepsini atıyor gibi. Bu arada biz Tuğba'mla buluştuk arkadaşlar. Evet. Miralinda'nın odasında takılıp kaldık. Hem burası çok güzel, hem de Mira bana bütün oyuncakları gösteriyor. Bakın. Gösteriyor şimdi. Hepsini dağıttı. Yani. Bütün sepeti indiriyor. Bebek var, işte ayı var. Abla gel diyor. Elinden tuttu Ayşe. Evet, abla diyor bana ya. Çok sevindim. Sen ne yapıyorsun Tuğbişim? İyiyim, ne yapayım? İki çocukla beraber. Evet, öyle alışmaya çalışıyoruz. Evi de çok güzel olmuş arkadaşımın. Çok beğendim. Valla canlı canlı. Rabbim diyorum ya. Ne zamandır gelemedik, görüşemedik. İlk defa geliyor bu arada, evet. Ayşe bu evimize. Bayağı beğenmiş ama evet. İnşallah Rabbim sana da versin. İnşallah. Amin kuzum. Teşekkür ederim inşallah. Bu arada Aslan'la tanıştık. O kadar yakışıklı bir küçük bey. Ay annemin kucağında uyudu değil mi anne? Annem de burada bu arada. Ayşe'nin annesi de bayıldı Aslan. Evet. Şöyle bir seveyim diye kucağına aldı. Küt gitti. O kadar tatlı ki Allah maşallah analı babalı büyütsün. Ay. Çok sevdim yani. Zaten ben daha böyle fotoğraflarını sevmiştim. Evet evet. Sen niye oturuyorsun be kal? Ben ne bileyim. Oturdum kaldım ben. Bu ana oldu. Ana artık yorgun bir ana. Yorgunum. Şimdi mutfağa gidelim. Mutfağa gidiyoruz. Evet, İkramlarımızı evet. hazırlayalım. Evi de gezdik. Her yeri gezdik. Çok beğendik evinde. Kış bahçesinde şöyle güzel bir çay keyfi yapacağız evet, değil mi? Evet. Çay da demleyelim. Evet. Hadi o zaman mutfağa gidelim. Hadi Mira. Hadi gidiyoruz. Miroş. Ayrancı evet. Miroş. Hadi. Arkadaşlar ben Aslan'ı birazcık kucağıma aldım. Her ne kadar tutamıyor olsam da. Aslan. Ayşe eli dolu dolu gelmiş. Ay. Teşekkür ederim. Hiç gerek Ay. Yoktu ama zahmet ettin. Olur mu? Güle güle kullan inşallah. Ay. Bakalım hediyelerimizi beğenecek misin? Neler var? Oo. Evet. Güzel ya. Kokular geliyor poşete. Evet, koku da attı. Bakın. Mis gibi kokuyor. Evet. Buna bir de böyle su fışkırtıyorsun. Nasıl oluyor? Böyle damlatıyor mu? Hafif böyle spreyle, ondan sonra şöyle bir çalkalıyorsun. O kadar mis gibi kokuyor ki. Ay gerçekten inanılmaz bir kokusu var. Değil mi? Ay Mira. Evet. Şeker. Gel ilk önce senin şekerini açalım o zaman. Şeker. Şeker değil mi? Bizi yine gülme krizi tuttu arkadaşlar. Evet. Benim olduğum yerde böyle bir kahkaha tufanı kokuyor. Aynen. Gülmeye başladık çünkü Mert Aslan'ı da anneme verdik. Evet. Henüz kırkı çıkmadığı için yüzünü göstermemeye çalışıyoruz değil mi? Vallahi sevdi annemi de bayağı. Evet. Bir takımı oldular bugün. Evet. Biz annemin kucağında bir güzel uyudu arkadaşlar. Biz geldiğimizden beri ben az önce aldım. Gördünüz bir saniyelikti. Salıncakta durduk. Beraber sadece o kadar. Al bakalım. Hadi ye şekerini. Sıra geldi bizim hediye paketimizi açmaya artık. Evet. Bakalım neler çıkacak Mira. Ooo. Koptum. Ay yine ya böyle. Çok güzel ya. Ay. Mira bu ne mi? Ayı. Diyor. Çok teşekkür ederim kızım güle güle ya. Güle güle giydir kızım inşallah. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Abi de çorabımız var böyle. Bir de küçük çorap. Tabii ki bir de Mira'ya da hediyemiz var. Mira bu ne? Çek. Çilek. Her şey geliyor. Çilekli şeyler alıyorum. Dikkat et. Evet. Böyle denk geliyor. Tokası da çilekliydi. Evet. Şeker. Bu da şeker. Evet. Teşekkür ederim. Güle güle kullan kızım. Sağ ol. Allah razı olsun. Güle güle büyüttün. İnşallah. Hediyelerimizi de verdiğimize göre artık bir Tuğba'nın kahvesini içelim. Kahve içelim değil mi? Evet. Ay nasıl dayandık böyle biz? Evet kahvesiz bayağı bir uzun süre durdu. Evet. Aynen ama çay yedik. Evet. Yemek yedik. Sağ olsun Tuğba hazırlamış bize her şeyi. Afiyet yedik olsun. İçtik. Sağ ol kuzum. Anam bunu da aldım. Şimdi bir Tuğba Caner home kahvesi içme evet, zamanı. Home kahvesi evet içelim. Kahve zamanı. Aynen kış bahçemizde içelim şimdi. Evet çok güzel valla kış bahçesinde keyif yapmak değil mi? Beğendin değil mi? Çok beğendim valla. Bir de akşam görüverin. Aa, akşam evet, daha ışıklar falan. Güzel oluyor. Aha. Eşiyle de beraber bekliyorum. Evet sabah geleceğiz beraber. İnşallah yine. Bayramdan sonra görüşürüz yine. Bayramdan sonra görüşeceğiz. Hı-hı. Hadi kahve yapmaya. Sizi Luna Hanım'ı hiç bugün göstermedim değil mi Mira? Ay sen ne güzel yedin öyle. Efendim? Kuyruk. Ne? Kedi mi? Ha kedi. Nerede kuyruğu? Kedi. Luna. Bakın Luna da burada böyle keyif yapıyor. Kapının yanına geçmiş.
Luna. Oo, çek bakalım uykuyu. Biz de kahve içeceğiz şimdi. Sen burada uyurken. Tuğba surata bak. İrem, ne oldu annem sana öyle? Mavi boyanmış. Aa. Evet Tuğba, bu kahve çok güzel koktu. Ne bu? Bu Mehmet Efendi. Bayıldık kokusuna vallahi kahvelere. Efendim. Tuğba sade içiyor. Biz şekerli içiyoruz arkadaşlar. Tuğba'nın kahvesini de ben dökeyim şöyle. Kahvelerimiz hazır bizim. Ha şimdi ben Tuğba'ya bir şey anlatmam lazım. Telefonu bir daha düşürmezsem iyi. Ben bu telefonu hep düşürüyorum biliyor musun? Aman ha düşürme. Artık evet. Her şey o kadar pahalı ki dikkatli kullan. Aynen valla. Şimdi Tuğba sana bir şey anlatacağım. Şöyle ne oldu biliyor musun? O top kapaklı kavanozlar var ya. Hani sen de bir ara istiyordun ya onlardan. Hemen kahve köşesi. Evet. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz kahve köşesindeki o top kapaklıları. Sen çayın içerisine o böyle koyuyordum tamam mı? Ben normal çayı döktüm. Topunu da böyle kapatmak için koydum sen içine birkaç top. Eyvah. Çıkaramıyorum. Çayları döktüm. Böyle çevirdim. O top resmen mantar top içinde kaldı. Nasıl başardın çıkaramadın? Allah'ım streslere girdim. Çıkmazsa kavanozu ne yapacağım şimdi? Çok da seviyorum o kavanozlarımı. Ondan sonra artık böyle bir çatal getirdim böyle. Çatalla böyle yavaş yavaş kavanozu kırmadan çıkarttım. Bravo. Anladım ki. Ama nasıl düşüyor ki? Nasıl düşüyor öyle? Ben de anlamadım. Bence şeyden oldu. Şimdi benim böyle bu şeyle çaycıyla kavanozlar duruyordu. Büyük ihtimalle sıcağın buharıyla böyle genleşti o. Olabilir. Küçüldü mü artık? Ne oldu bilmiyorum. Şeyin içine girmiş. Çektim şimdi onları oradan. Bu tarafa koydum. Hay Allah'ım ya. Ha, öyle bir şey geldi. Ben de seviyorum o kavanozları. Bayağı değişik, güzel duruyorlar. Ayşe'nin de zaten kahve köşesini izlemişsinizdir evet, herhalde. Evet, sen gelmedin. Ben kahve gelemedim. İki çocuklu da olunca anca Caner'le beraber yani ailece görüşebiliyoruz. Evet. İnşallah ben bekliyorum ama sizi. Tamam. Sarmaşık kafeye de bekliyoruz ama. Bizim bir sarmaşık kafemiz var. Sarmaşık kafeye evet. Koydunuz. Oo, tamam. Annem yaz bahçesi koydu. Vay. İnşallah nasip olur gelmekte. Aslan da uyudu içeride. Ayşe'nin annesini pek bir sevdi arkadaşlar. Daha zaten gelir gelmez Ayşe'nin annesi kucağına aldığı anda gözleri gitti. Uyanırken bayağı bir ağlayan bir bebek. Ama annesi kucağına aldığında nasıl uyudu? Evet, ben de şaşırdım. Böyle huzurla uyudu sanki. Huzurla şimdi gene hani uyuyor. Hiç mıkırdanmadı böyle bir güzel uyudu. Rahat Ayşe anneni ben alabilir miyim? Evet. Benim annem senin de annesi uyudu kanki. Evet Miran'a çok güzel oldu. Çok keşke ya. Olurdu. Evet. Birbirimize destek olabilirdik. Çok güzel ama oldu. Ama biraz mesafemiz var aynen. Arkadaşlar. Aynen. O yüzden böyle zor görüşüyoruz. Hele ki ben iki çocukla evet. Daha da güzel. Tuğba hiç tek başına çıkamıyor zaten. Aynen. Haliyle. Kahvelerimiz soğudu. Evet, hadi kahvelerimizi gidelim. Alalım artık. Allah, hadi gidelim. Böyle mi alalım? Evet. Tamam, dur, ben böyle ikili yapayım. Tamam. Çok tepsi kullanma alışkanlığım hadi, da yok. Ben de hiç tepsi böyle kullanmam. Böyle bakın. Böyle. Elimde böyle geziyor. Ben öyle tutamıyorum. Güzel. Bay bay. Hadi Aslan da artık acıktı. Hoşçakalın. Hadi bay bayın. Görüşürüz. Siz de gelin. Öptüm seni Mira. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Annem de indi. O da oradan evine gitti. Gelirken de markete uğradım. Evde pil bitmişti. Kalın pil aldım. Çünkü gerekiyordu. Evde bayağı bir pillerimiz eksikti. Onu hemen kullandık. Bir de şöyle ince pil aldım. Bunu da akşamları balkonda kitap okuma keyfi çok güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden aldım. Bunu da böyle ince pil. Şöyle küçük benim okuma lambam var. Onunla takıyorum ona. Şöyle bir tane cips aldım. Amigo'nun. Bir tane de şöyle peynirli cips aldım. Buna gerçekten bayılıyorum. Şimdi biz de birazdan yemeklerimizi yiyeceğiz. Daha sonra size yaptığım küçük bir alışveriş vardı. Onları göstereceğim. Ve bu akşam üşenmezsem sonunda... Ay saçım da buradan çıkmış. Bir sürü ütüm var arkadaşlar. Hem sizinle birlikte ütülerimi yapayım diyorum. Çünkü sizlere vlog çektiğim zamanlar daha çok ilham geliyor bana. O yüzden sizinle birlikte bu akşam ütülerimizi yaparız. Ama şimdi birazcık yemek vakti. Daha sonra yemekten sonra ütülerimize başlarız diye düşünüyorum. Bu arada gelir gelmez minnoşlarıma hemen su koydum arkadaşlar civcivlerime. Kıyamam ya evin içi de o kadar çok sıcak ki. Akşama kadar tabii kapalı kaldılar. Cikleti de hemen balkona aldım. Dedim birazcık hava alsın. Civcivlerime de hemen su koydum. Onları birazdan yine şöyle derken yapmıştım bunları da böyle biraz daha ufalamam lazım. Normal bildiğiniz patlamış darı arkadaşlar böyle ama bunu da bu şekilde yiyemiyorlar. Birazcık rondodan geçirdim yine de sert olmuş. Tozlarını veriyorum onları çok seviyorlar. Bir de geç olmasaydı aslında civciv yeme alacaktım bugün ama civciv yemedi bulamadım. Bakalım şimdilik böyle beslemeye çalışıyorum. Yumurta koydum.
Domates falan koyuyorum. Biraz büyüdüğü zaman da burada modamız var. Bizim biliyorsunuz Kemal abinin oradaki kümesleri falan var yani. O bakar, ona veririm. Çünkü çok büyürse, tavuk olursa evin içinde bakamayabilirim yani. Her neyse, bugün çok güzel geçti arkadaşlar ya. Tuğba'da gerçekten çok özlemişim Tuğba'yı da. Bebekler de o kadar şeker ki, görmeniz gerekiyor. Sizin de çok tatlı Mert Aslan'la tanışmanıza az kaldı zaten. Evet, şimdi size yapmış olduğum alışverişlerimi göstereceğim arkadaşlar. Bu sezon böyle, nasıl desem, bunlara ne deniyordu ya, böyle neon değil bunlar. Daha pastel renkler mi acaba deniyor? Şöyle iki tane çanta aldım arkadaşlar. Siz beni anladınız. Birazdan öbür çantamı da gösterdikten sonra ne demek istediğimi belki anlarsınız. Elbiselerim düşüyordu. Evet, elbise aldım iki tane de. Bunları size gösterememiştim arkadaşlar. Şöyle, aslında ilk önce bunu aldım. Bu çok hoşuma gitti. Bayram için aldım arkadaşlar. Çantalarla başladım göstermeye. Bu böyle mint yeşili, şöyle zincirli bir çanta. Böyle bu şekilde bir çanta aldım. Bunu gerçekten çok sevdim ya. Hala o kelimeyi düşünüyorum. Şu an aklım benim orada kaldı. Pastel renkler mi deniyor acaba ya? Hani böyle biraz, nasıl desem, aklıma gelmiyor arkadaşlar ya şu anda. Siz beni inşallah anlamışsınızdır. Bir tanesi böyle mint yeşili. Bir tanesi de böyle çok tatlı bir lila. Şöyle iki tane çanta aldım. Artık bunları değişik değişik takarım artık. Böyle yaz ya, güzel olur. Bunu taktığım zaman lila oje sürerim. Bunu taktığım zaman da böyle bu renk bir ojem var. Onu sürerim diye düşündüm. Çantalarım böyle. Elimde hiçbir şey durmuyor. Her şeyi düşürüyorum. Bakın şöyle bir tane de kavun elbise aldım. Bunun ismini biz Samet'le ikimiz kavun elbise koyduk. Şöyle kare yakalı arkadaşlar. Bunu Tena'dan aldım. Ben genelde hep Tena'dan kıyafetlerimi bulabiliyorum arkadaşlar. Hatta benim bir tane kazağım vardı kışın. Yani çok eski bir kazak ama hala da soruyorsunuz. Onu da oradan bulmuştum. Tena'ya gidiyorum genelde. Hep alışverişlerimi oradan yapıyorum. Karşıyaka'da var. İzmir'de yaşayanlar varsa Karşıyaka Çarşı Tena'dan aldım. Ve geçen gün pazar günü gittiğimizde o kadar elbiseler böyle coşmuştu ki. Rengarenk elbiseler vardı. 10 tane elbise aldım ve kabine gittim. Yani içlerinden böyle 2 tane seçtim. Bu böyle arkadaşlar, şöyle dediğim gibi balon kollu, şöyle diz altı bir elbise. Yazın elbiselere o kadar çok alıştım ki artık pantolon giyemiyorum gerçekten. Bir diğer elbisemse bu siyah olan arkadaşlar, şöyle. Bunu böyle bir şeye benzetemeyebilirsiniz ama gerçekten üzerimde o kadar çok güzel duruyor ki. Bu zaten Samet'in seçtiği bir elbise. O çok beğendi bunu üzerimde. Bunu bayramda giyerim diye düşündüm. Diğerini de günlük olarak giyerim diye düşündüm. Yani belki de hani ikinci gün, üçüncü günde yine elbiselerimi değişik değişik giyerim diye düşünüyorum. Normalde ben bu elbisenin Benetton yeşili mi diyorlar arkadaşlar? Benetton yeşili galiba. O böyle koyu yeşil. Ondan denedim. Çok beğendim o rengi. Normalde yeşil alacaktım yani. Aslında aklımda yeşil elbise almak vardı. Böyle patlatmak vardı. Ama onun bedeni olmadı. Böyle arkası gözgülü gözgülü durdu. Hoşumuza gitmedi. Bir de pembesini denemiştim. O da böyle çok cırtlak pembe olduğu için çok fazla sevemedim ve yine tabii ki gönlüm siyahtan yana oldu. Bu da yine böyle diz altı. Güzel bir elbise arkadaşlar. Böyle birazcık işte bayram bahane yani. Elbiseler almak için bayram bahane oldu. Yazın dediğim gibi artık bunları değiş tokuş yapa yapa bol bol giyerim. Bir de biliyorsunuz ki benim bir tane kırmızı elbisem var. Hatta şu an ütüleneceklerin içinden bana göz kırpıyor. Onu da çok giyiyorum günlük. Yani elbise rahat oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ütülerim de burada arkadaşlar. Biriktirmeyeceğim, biriktirmeyeceğim diyorum. Yine biriktiriyorum ya ben. Hepsini de böyle attım buraya. Nasıl olsa dedik katlamayayım. Döktüm hepsini buraya. Hepsi ütülenecek yani. Şuraya ütü masamı da kurdum. Şimdi ütümün fişini takıp ütü yapmaya geçiyorum artık. Thank you.
ütülerimi bitirdim arkadaşlar. Vallahi klima olmasa yazın ütü yapılacak gibi değil. Klimanın açık olmasına rağmen çok terledim. Yani çok böyle sıcak bastı bana. Ama neyse ki bitirdim. Sizlerle yaptığım zaman, gerçekten vlog çektiğim zaman daha çok iş yapıyorum. Bunu fark ettim. Yoksa salıyorum arkadaşlar. Siz beni durmadan gazlayın. Deyin ki Ayşe video çek. Hem ben de işlerimi yapmış olayım, hem siz de beni izlemiş olun. Şaka bir yana, gerçekten benim için çok güzel bir videoydu bugün arkadaşlar. Artık videomu kapatmak için çiçek köşeme geldim. Bu çiçeğimi de çok seviyordum biliyorsunuz, aşk merdiveni. Yalnız bunu birazcık biz kuruttuk arkadaşlar. Böyle şıbılık mıydı aşkım? Neydi o? Evet. Şıbılık. Şibilik mi? Şıbılık mı? Öyle yeşil böyle bir şey, gübre gibi bir şey attık arkadaşlar. Biz böyle coşacağını zannettik ama bir tık böyle bir kuruttu. Şöyle yapraklarını, şunları aslında birazcık da budamam gerekiyor. Balkona çıkarıp bir hava aldırmam gerekiyor ama onu da yapamadım. Öyle yani arkadaşlar. Artık ben de kapanışı yapmaya geldim. Ne dediğim gibi ütülerimi bitirdim. Yarın da günlerden Arife. Şimdiden hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah kurban kesenlerin de kurbanlarını kabul etsin inşallah. Ben de artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım severek izleyebileceğiniz güzel bir video olmuştur. O zaman videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki vlogta tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Cücülerim de sizlere hoşça kalın diyor. Bye bye.